Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Canan ben. Birlikte yeni bir çanta çalışmamız var. Yine kanvas, ipimiz ve tığ kullanacağız. Tığla işleyeceğiz üzerine. İki tane elimde 65 metrelik, 50 gram 63 metrelik olan poliomit ve akrilik olan ipim var. Şöyle hem tüylü 3-4 milim arası kalınlıkta. İkisi yeterli olacaktır. Büyük boy kanvasa ihtiyacımız var. 44 santim ve 22 santim olarak da genişliği olan 3 milim aralıklarında bir kanvasa ihtiyacımız var. Ve çok ince içinden geçebilecek bir tığ kullanacaksınız. 2-2,5 elinizde hangisi varsa rahat geçebilen bir tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben de şöyle elime rahat yapabileceğim bir tığ aldım. 2,5 milim. Şimdi tığımıza bir düğüm atalım. Rahat kaymadan şöyle bir genişlikte tığımızı aldık. Bu kısımdan başlayacağım. Sıfır noktadan başlayacağım. Tamamen sıfır noktadan devam edeceğim. Hiçbir boşluk bırakmadan. Birinci boşluktan hemen ilmeğimi şöyle bir geçiriyorum. İpimi biraz uzatıyorum. 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye batarak işlemimize başlıyoruz. Birinci sıramızı başlamış oluyoruz. 3 boşluk atlayacağız. Dördüncüye ilmek alarak devam edeceğiz. 1, 2, 3, dördüncü İlmek aralıklarımızı dikkat edelim. Tığımızda genişliklerini 1, 2, 3, dördüncüye batıyoruz. 1, şöyle biraz ip takılabiliyor. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Böyle devam ediyorum. Sıranın bitimine gelince gösteriyorum gerisini. Bakın, bu noktaya geldik. Şimdi burada dördüncü olduğu için buradan aldım. Şimdi ne yapacağız? Buraya bir atlayarak dolduracağız. Boşluk bırakmayacağımız için bu kısmı da böyle dördüncüye, yani bu boşluğu kullanarak geçiriyoruz. Evet. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Hemen üzerindeki karenin içerisinden yine geçirmiş olduk. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar, çok net belli olmayabilir. Battığımız şu dördüncü noktamız bir öncesine batmamız gerekiyor. Yani burada da bakın, battığımız noktanın bir önceki karesine batmamız gerekiyor. Burada da bir önceki karesine batmamız gerekiyor. Örneği şöyle hafif kaydırarak böyle yukarı doğru gideceğiz. O yüzden şuradaki battığımız karenin yanındaki boşluğa batacağız arkadaşlar. Burada battığımız kısım buradaydı. Hemen birisi olduğu için arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü kare bu kısma denk geliyor bakın. Bir önceki kare. Şimdi yaptıkça daha net anlaşılacak. Şurası battığımız nokta. Bakın. Hep böyle bir yanlarına yapacağız arkadaşlar. Kaydıracağız. Hep aynı yönde kaydıracağız yalnız.
1, 2, 3, 4. Dördüncü kareye geliyoruz. Dördüncü kareden ilmeğimizi kaçırmadan geçirdim. Uzunluğu ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen bir önceki kareye denk geliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Geçirdik. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Devam ediyoruz. Yani bir önceki, şöyle bakın, bir önceki kareye denk geliyor. Hep bu yönden kaydıracağız arkadaşlar. Yani sıranın bitiminden itibaren iç tarafa doğru kaydırmış oluyoruz. Dördüncü. Dördüncü, evet, sonuna kadar geliyorum. Yani başladığım kısma geliyorum. Evet, dördüncü noktamız bu kısma denk geldi. Tam bir kare kaldı. Hemen oraya tek olarak geçip ilmek alıp geçiriyoruz. Üstteki sıraya geçiyoruz. Üstteki sıradan ilmek alıyoruz. Karenin içinden. Evet. Şimdi ilerleteceğimiz için sonraki karelere denk gelmesi lazım. Bakın şuraya batmıştık. O yüzden bir sonrakine batmış oluyoruz. Bir daha düzelteceğiz. Bir sonrakine batmış olduk. 1, 2, 3, 4. Dördüncü kareye. Bakın alttan mı göstereceğim. Buradan ipim tüylü olduğu için. Bakın batma yerlerinden buraya böyle devam edecek. Hep çapraz olarak kayacak bu şekilde önlüğümüz. Yani buradan ilerisini atlamış oluyoruz. Buradan gelirken de bir önceki boşluğa geçirmiş oluyoruz. Dördüncü, yani battığımız yerin buradan giderken hemen bir sonraki boşluğundan ilmek alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sıranın sonuna kadar geliyorum. Tekrar anlatacağım. Köşeye geldim. Üst kısma geçtim. Üst kareden aldım. İpliğimi geçirdim. Şimdi bir önceki boşluktan battığımız nokta burası arkadaşlar. Tam üstü denk geliyor. Bu kısımdan alacağız. Şimdi köşe başlarında tam dördüncü kareye batmamış oluyoruz. Onları hesap etmiyoruz. Bu şekilde eğer burada doğru noktayı bulduğunuzda bundan sonraki karelerde her zaman 1, 2, 3, 4, dördüncü kareye batmış oluyoruz. Geçirdik ipimizi. Dördüncü kareye, bakın şurası. 1, 2, 3, 4, dördüncü boşluktan geçiriyoruz. İlmeğimizi geçirdik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sıranın başına geliyorum ben. Şöyle yapalım. Yukarı çıktık. Evet. Battığımız nokta bu kısım. Alttan da bakın düzgün yapabilmek için
Bir önceki kare burası. Bir sonrakine batacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 4. buraya denk geliyor. Ne demek istediğimi, sıralar çoğaldıkça buradan tekrar açılma yapacak. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Burada peş peşe 2 tane batmış olduk. Sonra 1, 2, 3, 4, 4. Bakın 4. Hemen buradaki kareye geçmiş oluyoruz. Böyle kaymış oluyoruz. Sıra hizasını da bozmamış olacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Kanvasın yapısından itibaren şurada artışlar olduğu için 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Burada karelerinizi kontrol etmek için alttan bakarsınız. Kürklü olmayan iplerle de kullandığınızda çok daha net görünür. Ama ben bu ipi kullanmak istedim. Sizin arzunuz ve zevkiniz farklı olabilir. Bakın alttan da baktığımızda böyle kayarak örnekler devam edecek. Yine köşeye geleyim, tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet, yine 4. battım. 2 boşluk kalıyor. 2. sondaki boşluğa geçiyorum. 4'ten az olduğu için hemen üstteki boşluğa da geldim. Şimdi burada en son battığımız kare hangisi arkadaşlar? Bu sıra. O yüzden hemen bir berisindekine batacağız. Yani peş peşe 2 tane kareye geçmiş olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. batıyorum. Şöyle biraz daha uzatayım. Evet. 1, 2, 3, 4. kareye geçtim. 1, 2, 3, 4, 4. boşluğa geldim. Hemen arkadan da göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şöyle yapalım. Bakın. Sıralarımız. Anlatmak istediğim bu. Yönler çapraz olacak şekilde bu yönde devam edecek. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. Tekrar istersen bir sıra başına tekrar göstereyim. Sonra aynı şekilde tüm kanvasımızı işleyeceğiz. Bu kısma geldik. Bakın şuraya battım. Şimdi son 2. batıyorum. Çünkü köşede 4'ten az olduğu için burayı da bağlamak için, geri dönüş yapmak için buraya batıyoruz ve üst tarafa geçiyoruz. Üst taraftaki kareden geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Hep şimdi ilerisine doğru batacağız. Bu yönden gelirken bir berisine batıyoruz. Bir önceki kareye. Başladığımız ipimizin başladığımız noktadan bir sonraki karelerde takip etmiş oluyoruz. Battığımız nokta. O yüzden buraya 3. denk geliyor. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kesinlikle çok kolay arkadaşlar. Yani sadece anlatırken gösterilen ipin de yünlü olmasından bakın. İp yönlerimiz, çizgilerimiz bu şekilde. Böyle devam ediyorum. Alttan da bakarsanız, kontrol edersiniz, battığınız noktalar görünüyor. Bu şekilde ipin rengi ve yapısı çok güzel olduğu için bu ipi kullanmak istedim. Devam ediyorum ben. Tüm kanvasın boyun bitene kadar devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, arkasında da takip edebilirsiniz dediğim çizgiler aynı boyda devam etti. Tabii ki önden çok belli olmuyor. Neden hani öyle bir desen yapmaya çalıştık? Çünkü böyle bir düz bir görüntü olsun istedim. Ve kumaş görüntüsü gibi onu yaratmak için
çizgileri belli etmek istemedim. Bu şekilde oldu. Bakın bu kısmı da böyle yaptım da daha çok tığla örüldüğü belli oluyor ama burada hiçbir şekilde belli olmuyor. Daha düz görüntü elde etmek için o deseni uyguladım. Şimdi şuradan devam ederek, buradan başlamıştım arkadaşlar. Bu kanatlarına girmedim. Zor olacağını düşündüm. O yüzden buradan şu hizayı denk aldım iki taraftan. Yukarı kadar ucunda bitirdim. İpliğim de burada bakın. Şimdi bu kısmı yapacağız. Yan tarafları burada yaptığım gibi. Onu göstereceğim size. Şimdi başlarken arkadaşlar, şurada da şöyle göstereyim. Şuradaki ilmek bitimlerinin üzerinden alarak yaptım ki şuradaki ek yerleri belli olmasın diye. Birinci sırayı takip ettim. Hem de içine aldım ilmekleri. Yani şuradaki geri dönüşlerde şöyle bir bakın, buralarda da oluyor arkadaşlar. Sıra geri dönüşlerinde çıkıntılar var. Onları işte tığ ile içinden alarak ipimi alıyorum. Bir atlayıp ikincisinin üzerinden yine ilmek alıyorum. Bu kısımda böyle bir uygulama yapıyoruz. İlmeklerin uçları, sıra dönüşleri belli olmasın. Hemen son sıraya da geldim. Son kareye geldim. İlmeğim takıldı. Tekrar alıyorum. İçinden geçirip karenin içerisinden çıkartıyorum. Böyle örmüş olduk. Şimdi geri döneceğiz. Üstteki sıraya geçiyoruz. Şimdi burada da bir atlayıp ikinciye olacak şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde karşılıklı gidip geleceğiz. Üstteki sıranın karesine geçiyorum. Yine bir atlayıp devam ediyoruz. Hep bir atlayıp devam ediyorum. Sonuna kadar aynı uygulamayı yapacağım. Bakın böyle buradaki gibi bir görüntü olacak. Devam ediyorum. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Ucuna kadar bitireceğiz. Kanatlarını yaptık. Şimdi etrafını aynı ipimle devam edeceğim. Hiç kesmeden etrafını sık iğne olarak dolaşacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki böyle bir ilmek almak için düğüm yapıyorum ucuna. Her boşluktan sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ve şuradaki uçlardan da gireceğiz ki o sıra bitimleri, sıra dönüşlerindeki çıkıntıları düzenlemek için. Bakın şöyle buradaki sıraları daha düzgün olması için boşlukta denk gelecek şekilde
iki tane kare var burada bakın arkadaşlar. Geliş ve dönüş. Bir tanesini buradaki ilmeğin arasından geçiriyorum. Ve bir tanesini de diğer kanadını da diğer boşluktan geçirip böyle bütünlük sağlayacağız. Hepsini dolaşacağım böyle etrafını. Yine başladım. Buradaki kısma kadar dönüp geleceğim. Bir kez daha gösteriyorum. Şurada iki tane boşluğumuz var. Geri dönüşlü ip sıramızın bir kanadını geçiriyorum. Bir kanadını da diğer ilmeğin arasından ve dönüyorum. Evet. İpim kanadı ayrıldı. Böyle göster yapacağım. Böyle döneceğim arkadaşlar. Etrafını, her bir tarafını dolaşıp başladığım noktaya geliyorum. Ön anahtarını astarlamadan önce takmak istedim. Çünkü çok ince bu kısım. Astarlama içine girince kalın oluyor. Bu gördüğümüz gibi vidalar çok küçük olduğundan, ince yani dar olduğundan fazla yerleşmiyor. O yüzden bu kısma dar zaten. Astarlama yaparken ona göre şu kısımlardan yerleştirerek dikeceğim. Şimdi şöyle ortaladım, ölçtüm arkadaşlar. Tam ortaya şunu hiza alacak şekilde ortaladım. Ve aynı ölçülerde eşit şekilde 10 santim bu tarafa denk geldi. 10 santim de bu tarafa denk geldi. Vidalarla güzelce tutturuyorum. Astarlama yaparken eğer çok yerleştiremezsek bu vidaları biraz gevşetip içine astarı hafif sokabiliriz. Şu kısımlarda. Hiç sorun değil. Biraz ince ve gerçekten de takması zor oluyor. İyice alıp şu da ön kilidi arkadaşlar. Astarlamadan önce o kısmı da takacağım. Ortalayacağım. İyice daha sonra tam yerleştirdikten sonra hepsini birlikte sıkıştıracağım. Şöyle iyice ittiriyorum. Şöyle tuttuktan sonra da yavaş yavaş sabitliyorum arkadaşlar. Evet, böyle iyice hepsini İyice sıkıyorum. Evet, böyle bir kilit. Ön kısmı da bunu yerleştirip takacağız. Şöyle bir çevirelim.
Böyle çevireceğiz. Tam ortalayacağız. Astarlamadan önce bu kısmı da buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Orta bölüme yerleştireceğiz. Şimdi ben diğer işleme başlıyorum. Evet, böyle bir tığla işlem yapacağız. Birlikte göstereceğim size. Bunu şuradaki kenara iğne ve iplikle dikerek böyle dolaşacağız. Nasıl yapacağımızı hemen gösteriyorum. Hemen başka bir iplikle başlayayım. İpimizi aldık. Bir sıkı zincir çekiyoruz. Hafif bunu da bol çekip tekrar buradan düğüm atıyorum. Şimdi uzatıyorum arkadaşlar. Şu bol bıraktığım yerden 3 tane aynı anda çekiyorum. Bu birincisi çok güzel olmayabilir. Şimdi bir zincir çektim. Sonra tekrar zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya iyice bir düğüm yapmak için uzatıyorum. İçindeki birinci zincirin içerisinden çekip uzatacağız. Şöyle hafif zincirimi, tığımdaki ipimi uzatıyorum. 3 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. Elimdeki 3 numara tığ. Fark etmez, istediğiniz tığıyla yapabilirsiniz. Hemen burada 2 zincir çekmeyi unutmayalım. Sık olması için. Zincirin içerisinden 1 2 3 yapıp birlikte çıkartıyoruz ve düğüm atıp 2 tane zincir çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Böyle istediğimiz boya gelene kadar yapacağım. 1 2 3 ve bir zincir daha çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Aradaki şu düğümün içerisine batıyoruz. 1 2 3 Evet. Böyle devam edeceğim. Bakın şöyle bir görüntü. Kenarına dikerek döneceğiz. Astarlamadan önce bunu yapacağız arkadaşlar. İstediğim uzunlukta sadece şu ön parçaya kullanacağız. Bunu diktikten sonra astarlamayı yapacağız. Önce bunu öreyim. Dikmeyi de göstereceğim. İstediğim ölçü olana kadar ördüm. Bitirmedim. İpliğimi burada bıraktım. Yetmezse ona göre ayarlayacağım. Şimdi aynı renk iplikle el dikişiyle dikeceğiz. İğnemi hazırladım. En son şu bittikten sonra da içine tığla arkaya alacağım bu ipi. Başladığımız noktayı. Şöyle kenarına yakın bir mesafeden başlayacağız. Düğümlerin arasından geçiriyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Hemen geri geçiriyorum. İpliğin arasından geçiriyorum. Çıkmasın diye arkadaşlar. Evet. Şimdi aynı yerden bir kez daha başlangıç kısım. İçine yerleştiriyorum. Geri çıkıyorum.
şu boğum yerlerindeki boşluklardan takip edecek şekilde dikeceğiz. İkişer defa yaparsanız daha sağlam olması için. Evet, sonra bir sonrakine geçiyoruz. İçinden geçiriyorum. Arkadaşlar, ben sizlere örnek olarak denediğim modelleri çekip video paylaşıyorum. İsterseniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Düşünürseniz ki bu güzel olmadı, farklı, siz kendi fikirlerinizi katabilirsiniz. İlla ki aynısı olacak diye herhangi bir şart yok. Ya da beğenmek de zorunda değilsiniz. Beğenirseniz, yapmak isterseniz paylaşıyorum. Sizler de kendi fikirlerinizi geliştirerek bir ipucu olsun istiyorum. Herhangi bir zorunluluk yok. Beğenmek zorunda değilsiniz. Beğenirseniz tabii ki çok mutlu oluyorum. Daha fazla çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Herkesin zevki, görüşü farklı. Bunlara da saygım sonsuz. Benim de bakışım, zevkim farklı. Siz de bunlara saygı göstermenizi istiyorum. Sadece bunlar hepinize bir fikir olması için, isterseniz bakarsınız, beğenirseniz denersiniz. Ben şimdi bu şekilde yaparak etrafını yine bu noktada bitireceğim arkadaşlar. Elimle tutturmadan böyle destek alarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, astarımı tamamladım. Bir kez buraya küçük bir cep de yaptım arkadaşlar. Siz de isterseniz tamamını bitirdikten sonra küçük bir cebi de dikip öyle monte edebilirsiniz çantanızın astarını. İşlediğimiz kanvas parçasına. Şurayı da söyleyeyim. Takmıştım. Astarını dikerken tekrar vidalı olduğu için çıkardım. İçine geçirip bu şekilde taktım. Sorun olmadı. Rahatlıkla siz de önce takıp ayarlama yapmanız için ön kilidinizi, daha sonra vidalı bir kilit varsa elinizde çıkartıp tekrar astardan sonra takabilirsiniz. Kısımlar tamamlandı. Şöyle biraz hepsini göstermek istiyorum. Bu kısımları da takmıştım. İsterseniz astardan sonra da takabilirsiniz. Bunlar da vidalı. Yani ya astardan önce ya da astardan sonra vida ile birlikte takılıyor. Şimdi yanları birleştireceğiz. Her zaman söylüyorum. Bunun için de bir videom var arkadaşlar. Çanta birleşimi, yanları dikme. Videomdan faydalanabilirsiniz. Ama ben size tekrar bu videomda kısaca olsa da göstereceğim. Her videomda da gösteriyorum. Bu kez sık iğne ile geçtiğim için tüm etrafı sık iğnenin uçlarından olacak şekilde dikeceğiz. İğne ipliğimi hazırladım. Şöyle biraz büyütmek istiyorum. Evet, iğne ipliğimi hazırladım. Sık iğnenin uçlarından olacak şekilde, yani kanatlarından olacak şekilde dikeceğiz. İğnemi içten geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum içinden. Tek kat yaptım. Tek kat deneyeceğim. Eğer ince kalırsa çift kat yaparım. Siz de ipinize göre tek ya da çift olarak ipinizi dikebilirsiniz. Yuvarlak kancalarımızı da ayırmıştım.
Bunları da yanlara geçireceğim. Böyle tutuyorum. Daha bir ince iplikle de, pardon, daha ince bir iğne ile de yapabilirsiniz. Hemen birinci sık iğnelerin arasından geçireceğim. Bulabilirsem geçireceğim arkadaşlar. Aynı yerden. Evet. Karşılıklı olacak şekilde, bakın, burada da yine iki kanadını da alıyorum arkadaşlar iğnenin içerisine. Bu şekilde geçiriyorum. İki kanadını alarak karşılıklı. Birkaç kere isterseniz ince gerisi ipiniz aynı yerden iki kere de geçebilirsiniz. Daha sağlam durmasını istiyorsanız. Böyle devam edip uca kadar geleceğim. Dört bir tarafını da aynı şekilde, dört tarafını aynı şekilde dikeceğim. Gösterdiğim gibi bakın. Burayı da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Önce ön tarafları yapıyorum. Önce iki ön tarafları yapıyorum. Daha sonra da bu kısımları dikeceğiz. Bakın böyle devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar, çantamızı birleştirdik. Detaylarını, son kısımlarını birlikte yapacağız. Şimdi yandaki halkalarımızı takıyoruz. Daha küçük olanları varsa onları kullanabilirsiniz. Biraz bunlar, elimdekiler büyük kalmış. Biraz daha küçük, çapı küçük olanlardan daha şık durur. Hemen bunları da takalım. Evet. Bunu da takalım. Bunu isterseniz uzun kullanmak isterseniz direkt uçlarından takarak arkadaşlar, hemen onu göstereyim. Bu şekilde uzun askı olarak kullanabilirsiniz. Böyle. İsterseniz şuradan geçirelim. Pardon, şöyle yapalım. İki ucunu bu kısma takıyorum. İsterseniz bakın böyle. Böyle de çok küçük duruyor. Bu şekilde kullanılabilir. Kullanmak istemediğiniz zamanlarda bu çıkartılabilir. Bu şekilde çantamızı
bitirmiş olduk. Bütün detayları göstermeye çalıştım arkadaşlar. Astarlama için astarlama videoma bakabilirsiniz. Tüm yaptıklarımı siz farklı da uygulayabilirsiniz. Yani kilit farklı olabilir, aksesuarlar farklı olabilir, zinciri isterseniz hiçbir şekilde örmeden kullanabilirsiniz, daha kısa kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde teknikleri siz kendi fikirlerinizi de katarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Sizlere bir örnek olsun istiyorum. Siz de kendi fikirlerinizde farklı modeller, farklı şekiller yapabilirsiniz. Benim tasarım bu şekilde. Sizlere de fikirlerinize de açığım. İstediğiniz şekilde beğendiğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sizlere teşekkür ediyorum. Şöyle dursun. Evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için. Abone olup, yorum yapıp, videoma katkıda bulunursanız sevinirim. Yardımcı videoların linklerini de bırakacağım arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Tüm yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere en yakın zamanda. Hoşça kalın.